Evet, şimdi harficelleri göreceğiz. Yani amillerin ilk 20 tanesine başlıyoruz. Dedi ki 100 tane madde vardı avamilde. Bu 100 maddenin ilk 20 tanesini görüyoruz ki bunlar harficeller. Ennebu'l evvelu, birinci tür hurufun bir takım harflerdir. Tecurru, bunlar cer yapar. Yani kelimenin sonunu ne yapar? Kesre yapar, değil mi? İsmen vahiden fakat, sadece bir ismi cer yapar. Yani bir harfi cer asla iki ismi cer yapmaz. Sadece bir ismi cer yapar. Sıfat mevsuf ya da atıf yoluyla ya da bedel, atfıdayan gibi şeyler olduğu zaman aslında harfi cer ikisini cer yapmıyor. Sadece sıfat tebaiyet yoluyla, yani tabi olmak suretiyle metbusundan mecurluğu alıyor. Yoksa harficer aslında her iki kelimeyi cer yapmıyor. Tamam? Yani bu tabi olmak suretiyle o irabı alıyor. Yoksa harficer iki kelimeyi cer yapmaz. Harficer sadece bir kelimeyi cer yapar. Bir de ismi cer yapar. Yani harficer ne harficer yapar, ne harf olan bir şeyi sonunu kesre yapar, ne de fiili, ne de cümleyi. Yani harficer sadece isme gelir. İsmin başına gelir, asla fiilin başına, cümlenin başına, harfin başına gelmez. Bunu anlıyoruz yani. Tüsemme isimlendirilir. Bir şey mi söyledin? Yok. Tüsemme isimlendirilir bu harfler. Hurufel cerri, harfi cerler diye isimlendirilir. Diğer bir ismi daha vardır. Ve hurufel idafeti, izafet harfleri diye de isimlendirilir. Şimdi izafet deyince o muzaf, muzafın ileyh olan izafet değil bu. Bu harfi cere verilen harfi izafe denen ayrı bir isim. Bunu yoksa diğer izafetle karıştırmayın. Yani dolayısıyla bunu harfi cer de denir, harfi izafe de denebiliyor. Bazı kitaplar harfi izafe tabirini kullanırsanız şaşırmayın diye. Bu iki ismi de söylüyor bize burada. Evet. Ve hiye harfi cerler 20'ne 20 tanedir. El evvelu, birincisi el ba'u ba'dır. Ba harfi ceridir. Ve nehvu, bunun örneği amentu billahi, Allah'a iman ettim. Ve bihi, ve Allah'a, yani ona yemin olsun ki le'üb'atenne, elbette diriltileceğim. Şimdi niye iki tane örnek verdi? Çünkü harfi cerin iki tane yaygın anlamı var. O iki yaygın anlamını göstermek için iki tane örnek verdi. Birinci anlamına göre harfi cer ilsak anlamı verir. Yani e-a gibi bir anlam verir. Şimdi amene fi tufai ba harfi cer Allahi mecur. Şimdi billahi Allah'a e-a anlamı veriyor. Bu anlamı ifade etmek için bu örneği vermiş. Şimdi burada ba harfi ceri Allah lafzının sonunu ne yapmış? Cer yapmış. Öyle değil mi? Kesire getirmiş. Şimdi ve bihi derken buradaki ba harfi ceri yemin anlamındadır. Çünkü üç tane yemin harfi var biliyorsunuz. Vallahi, billahi, tallahi. İşte o billahi'deki ba harfi cerdir. Ama yemin anlamı verir. Allah'a yemin olsun, kasem anlamı verir yani. İşte burada bihi derken ba yemin anlamındadır. Dolayısıyla bu ba hi zamirini cer yapıyor. Ama hi zamiri, zamirler mebni olduğu için lafzan cer yapamıyor. Mebni olan kelimeler mahallen mecrur olur. O yüzden mahallen mecrurdur diyoruz biz bu şeye, hi zamirine. Şimdi bir de burada şunu tabii belirtmek lazım. Aslında ba harfi cerinin burada iki tane manasını söyledi. Şunu da irabını tamamlayalım da öyle belirtelim. Şimdi dedi ki ba yemin anlamında bir harfi cerdir. Hi zamirini cer yapmıştır ama bihi'deki o hi'nin kesreliği ba'dan kaynaklanmıyor. Sadece ba'nın kesre okunmasına uygun olsun diye hi gelmiştir. Yoksa ba hi, oradaki hi'nin esresi yani irab esresi değildir. Mebniliktir o. O yüzden bu mahallen mecrurdur diyoruz bu zamir. Şimdi le üb'atenne derken buradaki le tekit lamıdır. Üb'ate meçhul bir fiil muzaridir. Sonraki üb'atenne'deki şeddeli nun ise nunu müşeddede. Yani fiili güçlendirmek için gelmiş bir şeydir. Harftir bunlar.
Bunlar maksutta göreceksiniz inşallah. Nunu müşeddedeyi. Nasıl? Nunu müşeddede istikbal anlamı ifade eden bütün fiil-i muzarilere gelir. İstikbal anlamı ifade eden. Elbette diriltileceğim. Mesela bu istikbal anlamı ifade ediyor. Ama geçmiş zaman ya da şimdiki zaman ifade eden fiil-i muzariye gelmez. Yani tabii muhakkak gibi bir anlam verir. Evet, nunu müşeddede. Şimdi arkadaşlar, ba harfi cerin burada iki tane manasını verdi. Aslında ba harfi cerinin birçok manası var. Yani özellikle mesela bu harfi cerler konusunda en ideal kitap İbn-i Hişam'ın Mu'nillebib adlı eseridir. Mu'nillebib'e baktığımız zaman ba harfi cerinin 14 tane manasını orada görebiliyoruz. Mu'nillebib adlı eseri duydunuz mu daha önce? Yani edatlar konusunda en mükemmel eserdir İbn-i Hişam'ın. 3 ciltlik ya da 2 ciltlik şeklinde baskıları var. Orada ba harfi cerinin diğer anlamlarını görebiliyorsunuz ki 14 tane manayı orada görmek mümkündür. Şimdi burada tabii harfi cerlerle alakalı siz zaten çok yaygın bir şekilde biliyorsunuz değil mi? Harfi cerin cer yaptığını biliyorsunuz. Bilmeyen yok. Ama burada yeni bir şey daha size söylemek istiyorum. O da şu arkadaşlar. Şimdi her harfi cer mutlaka bir fiile ya da fiil gibi bir şeye bağlı olmak zorundadır. Yani harfi cerler asla tek başına kullanılmazlar. Daima bir fiile ait olurlar. Ve o yüzden hatta bu nedenle yani bu harfi cerler biz aslında müteallik deriz. Mesela diyelim ki hani burada bir örnek, şu örneğini mesela Amentü örneğini oradan yine Amentü billahi derken burada ba harfi ceri Allah lafzını amene fiiline bağlıyor. Öyle değil mi? Şimdi ne yapıyor? Allah'a iman et. Bağlama görevi görüyor aslında burada. O yüzden buradaki ba'ya biz müteallik diyoruz. Müteallik. Yani Arapça şöyle müteallik bağ kuran, bağlayan anlamına geliyor. Evet. Tabii bu da şu fiilde bu durumda ne oluyor? Müteallak oluyor. Müteallak. Bu tabir almış. Dolayısıyla harfi cer müteallik'tir. Harfi cerin bağlandığı o şey ise müteallaktır. Amin müteallaktır. Yani harfi cer mutlaka mecrurunu fiile bağlar. Şimdi neden fiile bağlıyor? Sebebi şu. Şimdi burada şimdi amentü dediğimiz zaman arkadaşlar amentü şimdi amene fiil tu fail. Şimdi bu mef'ulünü doğrudan alamıyor. Sebebi şu. Aslında amene fiile hakikatte alır da bu ukirru manasında olduğu için ukirru ya da e'terifu anlamında olduğu için bu mef'ulünü ba harfi ceriyle almak zorunda. Yani doğrudan mef'ul alamıyor. Normalde bir fiil mef'ul alması lazım. Ama eğer fiil lazım olursa mef'ulünü alamaz. Ama biz lazım bir fiile mef'ulü nasıl alırız? Mesela diyelim ki merartu bi zeydin diyoruz. Şimdi merartu uğradım demek değil mi? Şimdi bu mef'ul almaz. Mef'ul alabilmek için ne yapıyorsun? Mesela zeydi ben ona mef'ul olarak vermek istiyorum. Öyle değil mi? O zaman bir tane bağdaş kullanmak zorundasın. Bir aracı kullanmak zorundasın. İşte bu harfi cer ne yapıyor? Bu zeyd kelimesini merraya mef'ul olarak vermeyi sağlıyor. İşte aslında harfi cerler kelimeyi lazım olan bir fiile yani mef'ul olamayacak bir fiile mef'ul olmalarını sağlar. Harfi cerlerin aslında böyle bir görevi vardır. O yüzden harfi cer deyip geçmeyeceğiz. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bu bizeydin kelimesi merranın nesidir? Mef'ulü bihidir. Ama ba harfi cer yani arada bir aracı olduğu için, bir vasıta olduğu için biz buna mef'ulü bih gayr-ı sarih diyeceğiz.
Yani bizim tabirimiz mef'ulu bi gayru sarih. Ne demek yani? Sarih, açık olmayan. Yani çünkü doğrudan değil. Bir ba harfi ceri vasıtasıyla olduğu için o açık, net gördüğümüz mef'ulu bih değil, gayri sarih bir mef'ulu bih tabirini kullanıyoruz burada işte. O yüzden demek ki her harfi cer mecrura, o zaman biz ne diyeceğiz? Her harfi cer ettiği bu mecrur, o fiilin mef'ulü bih gayri sarihidir. İrab bakımından. Şimdi mef'ulü bih gayri sarih olunca aslında bu billahi kelimesi, yani eğer ba harfi cere olmasaydı bu Allah kelimesi irabı nasıl olacaktı? Allah'a olmayacak mıydı? Değil mi? Amentu Allah'a olacaktı. Çünkü mef'ulü bih mensup değil midir? Bu nedenle aslında ba harfi cere yüzünden ne olmuş oldu? Lafzan mecrur olmuş oldu. Ama bu irab bakımından fiili mef'ulü bih olduğu için diyoruz ki bu billahi, yani Allah lafzı mef'ulü bih gayri sarih olmak üzere mahalle mensuptur. Dolayısıyla burada iki irab var. Allah kelimesi ba harfi ceri tarafından lafzan mecrur olmuş, amire fiilinin mef'ulü bih gayri sarih olmak üzere de mahalle mensuptur. Anlıyor musun? Anlaşılıyor mu? Yani burada ise biraz daha ileri düzey bir alanı ders yapıyoruz. Yani fiil temelimiz olduğu için. Evet. Bir şeydeki... Heh, şimdi gelin. Olayın. Bak şimdi oraya gelin. Şey şimdi. Ve bihi. Şimdi ve bihi. Le üb'aten. Şimdi diyor ki وَبِهِ ona yemin olsun ki لَاُبْعَثَنَّ elbette diriltilecek. Şimdi size soruyorum. Ba'nın müteallakı, bağlı olduğu fiil hangisidir? Eğer لَاُبْعَثَنَّ dersek şimdi o zaman onunla diriltileceğin gibi bir şey olur. Mana bozuk olur. Ama biz yok, bu ayrı bir cümle. Bu manasız ayrı bir cümle. Amene-i bağlı. Bak ne diyoruz? Bihi, ona yemin olsa ki. İşte arkadaşlar buradaki bağın müteallakı gizli bir uksimu fiilidir. Uksimu. Bunu müteallaka hasfedilmiştir. O yüzden bihi uksimunun mef'ulü bihi gayri sarih olmak üzere mahalle mensuptur. Şimdi burada şu bihiye bakalım arkadaşlar. Hi zaten mebniydi. Öyle değil mi? Ba harfi ceri tarafından mahallen mecrur demişti. Ama aynı zamanda uksimunun da mef'ulü bih gayri sarih olmak üzere mahallen mensup. O zaman iki tane mahalli irab burada mevcut. Öyle değil mi? Yani o zaman ne diyeceğiz burada? Mecrurun mahallen, bir de mensubun mahallen durumu var burada. Öyle değil mi? İşte bu durumda iki tane mahalli irab olduğu için şöyle bir tabir kullanıyoruz. Bihi'deki hi zamirinin mahalli karibi mecrur, mahalli ba'idi ise mensuptur. Çünkü ba harfi ceri en yakın amil olduğu için diyoruz ki bu mecrurun, aslında bu tam tabir şöyle. Mecrurun fi mahallihi, fi mahalli el-karib, mahalli karibinde mecrurdur. Çünkü ba harfleri var. Ama mensubun, mensubun fi mahallihi el-ba'id, mahalli ba'id ise mensuptur. Uksimunun mef'ulü bihi olmak üzere. Demek ki bu şekilde mebni olan kelimelerde de böyle iki türlü mahalli karib ve mahalli ba'id diye iki türlü bir irab var. Bunlara da alışacağız. Ve görüyorsunuz bilgide olduğu gibi bazen harficenin müteallakı bağlı olduğu amil hasfedilebilir. Evet. Pekala. Dolayısıyla özetlersek ba harficerinin
14 tane manası var ve hangi manada olduğunu, yaklaşık tabi 14 tane, belki daha fazla da olabilir. Dolayısıyla hangi manada olduğunu o cümleden biz çıkartacağız. Ba harfi cer hangi manada? Bir de ba harfi cerine bağlı olduğu bir fiil arayacağız. Bağlı olduğu bir fiil. Ama ancak eğer harfi cer bazen arkadaşlar zait olabiliyor. Zait. Yani tamamen lafsa orada var ama hiçbir şekilde mana vermiyorsunuz. Eğer o harfi cerin hiçbir manası yoksa, sadece bir güzellik için orada varsa, bu durumda harfi cer zait olur. Zait olduğu zaman da o harfi cere biz müteallak aramayız. Yani zait olan hiçbir harfe müteallak olmaz. Mesela örnek, diyelim ki kefa billahi. Şimdi kefa kafidir, yeter. Billahi Allah kafidir, Allah yeter. Çünkü burada kefa fiildir. Değil mi? Billahi ise faildir. Faildir. Şimdi biz dikkat edelim. Biz buradaki ba'ya herhangi bir mana verdik mi? Allah'a, Allah ile gibi bir mana verdik mi? Vermedik. Hiçbir manası yok çünkü bu ba. Tamamen zaittir. Tamamen fazlalıktır. Ve bunun kalkıp da ba'nın müteallakı kefadır gibi bir şey söyleyemezsiniz. Zaten öyle söylerse o zaman billahi kefanın mefhulü bir ihtarisari yapmış olsun. O zaman Allah'a yeter gibi bir şey olur. Anlam böyle değişir yani. Halbuki böyle değil. İşte buradaki ba'nın müteallakı yoktur. Bu böyle zaittir. Peki neden bir harf zait olarak gelir? Niye gelir? İki sebepten dolayı. Bu da şudur. Bir tepkili لتأكيد المعنى ولتحسين اللفظ manayı güçlendirmek için gelir, bir de lafzı güzelleştirmek için gelir. İşte zait olan harfin gelme amacı budur. Yani öyle boş boşuna gelme. Evet. Pekala. Devam ediyorum. Bir tekkidin mana, manayı pekiştirmek için ve li tahsinin lafzı ve lafzı güzelleştirmek için gelir. Zait bir harf. Bu harfi cer olur, başka zait bir harf olur. Fark etmez. Herhangi bir zait harf. Gelelim ikinci harfi cere. Ve sani, ikinci harfi cer min, mindir. Nahvu, min tabi dendan gibi bir anlam ifade eder. Biliyorsun hani iptidai anlamı ifade eder Arapça olarak. Bir şeyden başlamayı ifade eder yani. Tübtü, tevbe ettim. Min kulli zembin. Bütün günahlardan tevbe ettim. Şimdi burada tübtü, tabe fiil. Tü faildir. Min harfi cer. Kulli mecrur. Kül, tabi min, kül kelimesi min harfi cer tarafından cer edilmiştir. Külli muzaf, zembin ise muzaf ilehtir. Ve thalithu, üçüncü harfi cer, ila, iladır. Nahvu, tübtü, tevbe ettim, ilallahi, Allah'a, teala, yüce olan Allah'a tevbe ettim. Şimdi tabe fiil, tu fail, ila harfi cer, Allah'ı mecurdur, ila gördüğünüz gibi intiha, nihayet anlamı verir. E-a yani Türkçe'de böyle bir anlam verir. İlah kelimesi Allah lafzını cer etmiştir. Teala kelimesi de arkadaşlar. Teala kelimesi nedir bu? Teala kelimesi aslında bu teâlevedir. Teâleve. Bu teâleve hangi babtandır? Tefaül babındandır. Çünkü alâ ya'lû, ulûven. Yüce olmak anlamına gelir. Tefaül babından. Teâleve yüce oldu demek. Ancak bir sarf kuralı var. Eğer dört harfli bir fiilin sonunda vav bulunursa bu vav ya'ya dönüşür. Dolayısıyla ta'aleye olur. Ta'aleye. Sonra ikinci bir sarf kuralımız var. O da nedir? Eğer ya hareketi ya da vav fark etmez. Makabli meftu olursa elife dönüşür diye bir kural var. Maksutta. Bunu görmelisiniz.
Tabii bu elife dönüşür. Yani aslında bu normalde böyle. Aslında teala. Fakat yazıda, yazı kuralı gereği bu yağdan dönüşmüş bir elif olduğunu göstermek için bu şekilde yağlı yazılır. Ama aslında bu eliftir. Eğer ya harekeli ma kabil meftu olursa elife dönüşür. Ha, şöyle yani şimdi ma kabil yani kendinden önceki Teala'ya şimdi bu eğer ya harekeli ma kabil yani önceki kendinden hemen önceki harf fetha olursa o zaman elife dönüşür diye temel bir kural, saf kural. O yüzden elife dönüştürür. Bu nedenle Teala oldu. Şimdi Teala ne demek arkadaşlar? Yüce oldu denir. Yüce oldu. Ama biz bunu tabii yüce olan diye ifade ediyoruz. Hani dua manasında. Hani nitelik anlamında. Peki burada Teala fiili mazi. Öyle değil mi? Bunun faili nerede? Altında hüve. Bu fiil altında hüve failiyle beraber Allah lafzının nesi olur? Şimdi sıfatı diyebilir miyiz? Şimdi cümleler hükmen nedir? Nekredir. Allah ise marifedir. Nekre bir kelime marifeye sıfat gelir mi? O zaman ne olur? Hal cümlesi olur. Çünkü ne demiştik? Yani kural nedir? Marife kelimeden sonra gelen cümle hal ama nekre kelimeden sonra gelen cümle ise o nekre kelimenin sıfatı olur. İşte bu Teala cümle olarak, fiil faal cümle olarak Allah lafzının hal cümlesi. Ona tabii biz mana verirken sıfat anlamı veriyoruz. Çünkü sonuçta onun sıfatıdır. Sadece sıfat, yani nahiv açısından sıfat yapamadığımız için biz buna hal diyoruz. Ama aslında neticede anlam bakımından bu sıfattır. Evet. O yüzden mana verirken yüce olan Allah. Yüce Allah diyoruz. Ya da ulu Allah. Evet. وَالرَّابِعُ Dördüncüsü an. An harfi celidir. نَحْوُ كُفِفْتُ Engellendim. عَنِ الْحَرَامِ Haramdan engellendim. Alıkonuldum. Şimdi burada küfife meçhul bir fiildir. Tu naibi faildir. An harfi cerdir. الْحَرَامِ mecrudur. Haram kelimesini cer yapmıştır. وَالْخَامِسُ Beşincisi عَلَى عَلَى harfi celidir. Nahvu, tecibu gerekir. Ettevbetu, tövbe gerekir. Ala kulli müznibin, her günahkara tövbe gerekir. Ala üzerine gibi bir anlam veriyor biliyorsunuz. Şimdi burada tecibu fiil, ettevbetu faildir. Değil mi? Peki buradaki tecibu fiilinin müennesliği vacip midir, caiz midir? Caizdir. Çünkü fiilden sonra gelen mecazi müennes. Çünkü bu hakiki müennesi değil mi? Tevbe kelimesi. Hakiki müennes olmadığı için ve fiilden sonra geldiği için fiili müzekkerliği ve müennesi caizdir. Yani bu yecibu da olabilir, tecibu da olabilir. Değil mi? Tabii. Çünkü bu mastarlardaki zaten buradaki te müenneslik tahsil aslında. Mastar tahsildir o. Evet. Zaten hakiki müennes biliyorsun canlılarda olur. Cansız varlıklarda, camit isimlerde olmaz. Şimdi burada ala harfi cer külli mecrur, külli muzaf, müzlimin muzafın ilehtir dedik. Ve sadisu altıncısı ellamu lam harfi ceridir. Nahvu ene ben ubeydül kulcuğum lillahi teala, Allah Teala'nın kulcuğum. Onun kuluyum yani. Ene burada mübtedadır. Mebni olduğu için merfu'un mahallen diyoruz. Mahallen merfu'dur değil mi? Zamir değil mi? Mebnidir. Ubeydun ise haberdir. Billahi lam harfi cer. Allahi mecrurdur. Şimdi tabii yukarıda söyleme gereği duymadık. Hani yukarıda tübtü min külliden min derken min. Minin müteallakı nedir? Tübtüdür. Tübtü ilallah derken ilal müteallakı tübtüdür. Yani ilallah tübtünün mefulü bih galisalidir. Şimdi küfitu anil haram derken el haram kelimesi değil mi? An yine küfüftüye bağlıdır, müteallak odur. Dolayısıyla anil haram küfitunun mefulu bir galisaridir.
Tecibu tevbetu ala kulli müdür derken ala kulli tecibunun mef'ulü bi garisaridir. Yani mutallakı tecibudur. Ene ubeydun lillahi dediğimiz zaman burada lillah kelimesindeki lamın mutallakı hangisidir? Evet. Buradaki lamın mutallakı nedir? Yani çünkü buradaki lam mutlaka bir fiile bağlı olmak zorunda. Ene ubeydun lillahi. Ubeydun yapamazsın. Çünkü bu bir isim. İsmi tasvir. Ene yapamazsın. Bu bir zamir. İşte böyle durumlarda buradaki lamın müteallakı hasfedilmiş bir fiildir. Evet. Bunun müteallakı böyle durumlarda 6 tane fiil takdir ediyorlar. Hatta 7 tane fiil takdir ediyorlar. Bu da şöyle. Febete hasale, vaka'a, vucide, burada meçhul, vucide, istekarra, evet, kan, şimdi biliyorsun dilde iki meşhur mezhep var, Basra mezhebi. Basra mezhebi bu şekilde mazi takdir eder. Ama küfe mezhebi ise bu şekilde mazili de ismi fail olarak takdir eder. Yani sabitun, sabitun, hasilun, vakiun. Tabi bu vücre meşhur olduğu için bu mevcudun, müstakarun da böyle isim olarak. Müstakarun, kainun. Bir de yedinci olarak, tabi ben buraya yazmadım. Yedinci olarak intebese. İltebese, birlikte olan. İltebese, mültebisun, birlikte olan. Mültebisun. Bu Basra mezhebinin benimsediği bir kusur, yani mazi. Kufe mezhebi ise bu şekilde ismi fail ya da ismi mef'ul olarak takdir ederler. Biz bunlara şu gördüğünüz fiillerin genel ismi ise ef'ali ammedir. Yani Arapça şöyle el-ef'al-i'amme genel anlamlı fiiller diyoruz biz buna. Bu şekilde eğer müteallakını bulamıyorsanız büyük ihtimalle bu gizlenmiş olan fiillerden bir tanesidir. Mesela ene ubeydun kâimun lillâhi ben Allah'a ait olan bir kulcu. Yani aslında burada bir ne var? Kâimun. Genelde ismi fail. Yani küfe mezhebininki bu gibi yerler takdir olarak tercih ediliyor. Ene ubeydun kâinun lillâhi. Ben Allah'a ait olan bir kulcuğum. Şimdi burada kâin kelimesi ubeydun nesidir? Sıfat olmaz mı? Değil mi? Niye kâinun dedik, kâinen demedik? Çünkü kâinun kelimesi ubeydun sıfatı. La mutallakı da kâindir. Öyle değil mi? Tabii kâin. Burada nakıs bir fiildir. Nakıs bir fiil olduğu için lillahi kâinin nesi olur? Haberi olur. Öyle değil mi? Haberidir. Ama sabit deseydik o zaman ne diyecektik? Mef'ulü bih garis arayı. Çünkü ismi fail de olsa ne olur? Fiil gibi amel edeceği için mef'ulü bih alabilir. Ama kâin, kâniden geldiği için kâin nakıs bir fiildir. Nakıs. Kâne nakıs bir fiil. Sarfi açıdan nakıs değil. Nahvi açıdan nakıs demek ismini raf, haberi nasb eden fiiller diye kâne, sâra, büyük fiiller onları kastediyoruz.
İşte bu kâin, anlatacağız onları inşallah. İşte bu kâinun lillah ile beraber Ubeyd'in sıfatı oluyor. Ha, lillah kâin dedik ki hani nakıs bir fiil olduğu için onun haberidir. Kâinun, kâin olan ve okulcuk lillahi Allah'a. Şimdi böyle olduğu için lillahi artık kâinin yerine yerleşmiş ya. Dedik ki lamın mutaallakı kâindir. Bu şekilde eğer lamın müteallakı gizli bir fiil olursa bu fiillerden bir tanesi, biz bu harfi cer ve mecrura arkadaşlar zarf-ı mustakar adını veriyoruz. Zarf-ı mustakar. Bunun adı zarf-ı mustakardır. Böyle bir harfi cer ve mecrurun adı zarf-ı mustakar. Zarf bir kap demek. Mustakar yerleşmiş. Yani içerisine kain gibi, hasıl gibi bir fiilin yerleştiği, oturduğu fiil demek. Zarf demek. Kap demek. O yüzden biz buna zarf-ı mustakar diyoruz. İşte bu lillahi ifadesi kâin yerine yerleştiği için diyoruz ki lillah ifadesi Ubeydun'un sıfatıdır. Ama şimdi cümle olarak sıfatlar. Yani kâinle beraber sıfatlar. Evet Cabir, tamam. Anlaşılıyor mu? Sadece fiil olmasına gerek yok. Tabii ki. Yani böyle bu şekilde gizli bir fiil takdir edebiliyoruz. Yok. Hani kâin ismi fâil mi? Evet. İsmi fâil de olabilir. Tabii. Zaten müteallakı ya fiil ya da fiil gibi amel edebilecek bir şey. İsmi fâil olur, ismi meful olur, mastar olur. Çünkü bunlar da fiil gibi amel edebiliyorlar. Bunları da göreceğiz avamıyla inşallah. Bunlardan birisi olabilir. Evet. Devam edelim. وَالسَّابِعُ Yedincisi fi, fi harfi ceridir. Nahvu el-muti'u itaat eden fil cenneti cennettedir. Buradaki fi deda yani zarfiyet anlamı ifade eder. El-muti'u burada mübtedadır. El-muti'u mübtedadır. Fi harfi cerdir. El-cenneti kelimesini cer yapmıştır. Şimdi soruyorum. Fi'nin müteallakı nedir? Fiilin müteallakı nedir? Burada. Mevcud. Değil mi? Yani burada bir ef'ale amrı var. Dolayısıyla fiil mevcudun fi cenneti demektir. Bu nedenle fi cenneti kelimesi mevcudunun nesi olur? Nesi olur mevcudunun? Şimdi meful bir karisani diyemiyoruz. Çünkü mevcud kelimesi meçhul bir fiilden türetildiği için meful bih garizayı alamıyor, nahil-i fail oluyor. Yani o aslında meful bih de öylesiyle, şimdi nahil-i fail oluyor. O yüzden fi cenneti mevcut kelimesi nahil-i faildir. Ve bu şekilde fi cenneti zarf-ı müstakar olduğu için, yani şimdi cümle oluyor. Şimdi cümle olarak, mahallen merfudur, haber olduğu için. Yani fi cenneti kelimesi haber, makamında bulunduğu için mahallen merfu oluyor. Evet. Bu şekilde bir adını yapıyoruz. Devam edelim. وَالثَّامِنُ سَكِزِنْجِسِ الْكَافُ كَافْتِرْ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَلَى Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğu لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ Onun gibi hiçbir şey yoktur. Leyse nakıs bir fiildir. İsmin raf haberini nasb eder. Ke harfi cerdir. Misli kelimesi mecrurdur. Misli kelimesi muzaftır. Hi muzaf-ı leh'tir. Şimdi buradaki kafın müteallaka hangisidir? Leyse değildir. Ha, o da değil. Bunun müteallakı yok. Neden? Çünkü buradaki ke arkadaşlar zaittir. Misli kelimesi zaten gibi anlamını veriyor. İki tane gibi gibi uygun değil. O yüzden buradaki zaittir yani misil anlamını tekit ediyor. Ne demiştik? Li te'kidil ma'na ve li tahsinil lafzı için gelmiştir buradaki kaf.
Zayid olduğu için de müteallakı yoktur. Evet. Kaf harfi cerdir. Misli mecrurdur. Misli muzaf. Hi muzafın ileyhtir. Şeyun kelimesi de niye merfu olmuştur? Çünkü leysenin ismidir. Leyse ismini raf etmiştir. Kemislihi ise leysenin haberidir. O yüzden kemislihi leysenin haberi olmak üzere de mahallen mensuptur. Evet. Vettasi'u dokuzuncusu hatta hattadır. Nahvu hatta e kadar gibi bir anlam verir. E'budullâhe Allah'a kulluk ederim. Hattel mevti ölünceye kadar Allah'a kulluk ederim diyoruz. Şimdi burada e'budu fiildir. Altında ene faildir. Allah'a mef'ulu bih sarihtir. Hatta harfi cerdir. El mevti kelimesini cer yapmıştır. Dolayısıyla hatta el mevti kelimesini neye bağlar? Yani hattanın müteallaka hangisidir? E'budu fiilidir. Öyleyse hatta el mevti e'budunun nesi olur? Mef'ulu bih gayri salih olur. Değil mi? O yüzden de mahallen mensuptur diyoruz. El mevti kelimesi. Yok, zahit değil. Çünkü zahit olması için bir anlam ifade etmemesi lazım. Burada öleme kadar diye bir anlam ifade ediyor. İla manasındadır burada hatta. İla ile hatta aynı manada yani. O yüzden zahit değil burada. Şimdi bu erdi iki tane mef'ul almamış. Bir mef'ulü bih sarih almış, bir tane mef'ulü bih gayri sarih. İkisi farklı mef'ul. Birisi sarih mef'ul, öbürü gayri sarih mef'ul. Evet, evet, aynen öyle. Öyle diyebiliriz tabii ki. وَالْعَاشِرُ Geldik onuncusuna. رُبَّ رُبَّدِر نَحْبُ رُبَّ تَالِمْ Nice okuyucular vardır ki يَلْعَنُهُ ona lanet eder. الْقُرْآنُ Kur'an ona lanet eder. Şimdi burada رُبَّ harfi cerdir. تَالِمْ ise mecrurdur. Ancak arkadaşlar şuna dikkat edelim. Bu aslında tela yetlu tilaveten. Oradan gelmektedir. Sonunda aslında bir ne var bunun? Tela bir illet harfi var. Bu aslında tali. Tali. Yani aslında yayı cebetmiş burada. Fakat şöyle anlatalım bunu. Buradan itibaren bakıp kullanalım. Şimdi arkadaşlar, tarihi, bizim kelimemiz böyle. Şimdi sonra biz tenvin veriyoruz ya, bu tenvin nedir aslında? Şu ikinci çizgi, tenvin ne demek? Aslında tenvin sakin bir nundur, öyle değil mi? Yani aslında bu kelime şöyle değil, tarihi, şöyle. Yani aslında isimlerin sonlarına sakin bir nun konuyor. Onun isim olduğunun alameti, yani Arapçada yerleşmiş bir ismin olduğunun alameti olsun diye sakin bir nun konuyor. Fakat her ismin sonuna sakin bir nun, yani zor çıkardığı için bu sakin nunun yerine çok kullanımdan dolayı ne yapıyor? Bir çizgiyle belirtiyor. Yani bir tane daha çizgi yerleştiriyor. Aslında bu sakin bir nun. Dolayısıyla bu talihi şeklidedir. Burası tamam mı? Şimdi bu arada yağın üzerine kesre ağır geliyor. Ya da şöyle deriz. Hani bir kural vardı ya, eğer vav ile yağ harekeli olur, makabı mefru olsaydı onu işletecektik. Ama burada kesre olduğu için işletemiyoruz. Diyoruz ki yağın üzerine kesre ağır geliyor. Çünkü vav ile yağ illetli bir harftir. İllet harfi olduğu için de zamme ile kesreyi kaldıramaz. Dolayısıyla bu kesre düşer. Bu kesre düşünce o zaman ne kalmış oldu? Ta-li-im oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ta-li-im deyince bu ya sakin. Öyle değil mi? Bunun da sakin. İki sakinin toplanması mümkün değildir. Mutlaka bir tanesini yok edeceğiz.
Peki ya'yı yok ederiz, nunu. Neden ya'yı yok ediyoruz? Çünkü ya bir defa illetli bir harf. Yani zayıf, hastalıklı bir harf. Bir de ikincisi, nun ise alamettir. Yani onun Arapçada temekkün etmiş, yerleşmiş bir isim olduğunun alametidir. Alamet olan bir şey hasfedemez. Bu nedenle ya'yı kaldırdığımız zaman ne kaldı geriye? Ta-bin. Yani şöyle kaldı. Halim kaldı. Şimdi biz bu sakin nunu nasıl belirliyoruz? Bir çizgiyle belirliyoruz. Ve talim diye yazıyoruz. İşte bu talim aslı bu. Dolayısıyla talim kelimesinin sonundaki illet harfi düştüğü için biz buna takdiren mecrur diyoruz. Yani rukbe kelimesi talinin sonunu takdiren cer yapmıştır. Orada alacak olan ya düştüğü için asıl irabı o alacak, o da düştü. O yüzden takdiren. Çünkü ortasındaki kalkıp buna hocam bak aha lan kesri almış ne güzel cer etmiş diyemezsin. Niye? Bu lan orta harftir. Kelimenin son harfi değil. İrab ise son harfte olur. Orta harfte olmaz. Bu nedenle kalkıp ona İrab harekesi diyemezsiniz. Talindeki lamın kesrasına. Evet. Bu nedenle bu takdiren mecrur diyoruz. Rubbe talin diye. Şimdi burada rubbe harfi cer dedik. Talini cer etmiştir ama takdiren cer etmiştir. Değil mi? Yel'anu fi hu ise nedir? Evet. Hu ise yel'anunun mef'ulü bihidir. El-Kur'an mef'ulü bih sarihidir. Tabi mahalle mensuptur. El-Kur'an ise yel'anunun failidir. Şimdi burada rubbenin müteallakı nedir? Hayır. Arkadaşlar, rubbe harfi ceri müteallakı olmayan bir harfi cerdir. Yani hocam burada zahit bilir. Yok, zahit değil. Şimdi biz burada 20 tane harfi cer göreceğiz ya. Aslında bu 20 tane harfi cerin bazıları hiçbir zaman müteallak almaz. Bunlar zahit olan harfi cerler dedik. Rubbe İleride geleceğiz. Rubbe, haşa, hala, ada, levla ve keh. Bu harfi celler hiçbir zaman müteallak almazlar. Evet. O yüzden bunları müteallakı diyemeyiz. Peki, o zaman burada talin kelimesinin irabı nedir? Mahalli irabı var mıdır? Şimdi talin kelimesi rubbe tarafından cel edilmiştir. Aynı zamanda talim kelimesi müptedadır. Talim kelimesi müptedadır. O yüzden mahallen merfudur. Talim kelimesi rubbe tarafından cel edildiği için takdiren mecrur. Müpteda olduğu için de mahallen merfudur. Çünkü rubbe cel ediyor ya, celinden dolayı artık ona mahallen merfu diyoruz. Mahallen merfudur. Yel'anuhu el-Kur'an cümlesi ise onun haber cümlesidir. Bu şekilde irab yapıyoruz. Ya yani ikisini beraber tabii söyleyebiliriz ama rubbe harf olduğu için yani harfleri iraba dahil etmiyoruz. İsimler irab alır. Harfleri irab almaz çünkü. Şöyle tam aynı manada değil. Tela aslında bir şeyi peş peşe getirmek demek. Tela'nın böyle bir anlamı var. Ama kara ise toplamak anlamına geliyor. Kara toplamak yani harfleri böyle bir araya topluyorsun. Böyle bir okuma gerçekleştiriyoruz. Nasıl? Şey gelen takip eder. Şey tela da oradan geliyor. Niye telavet diyorlar? Çünkü harfleri peş peşe geliyor. O yüzden okuma anlamına buradan geliyor. Ama kara eden topluyorsun. Harfleri bir arada topluyorsun ve o şekilde söylüyorsun. Ha. Şöyle rubbe ma dersen orada ma rubbenin harfi cerlik özelliğini kaldırıyor. Sadece mana verdirtiyor. Çünkü ileride göreceğiz. Ma edatı
harfi cerlere geldiği zaman harfi cerin cer özelliğini kaldırır. Evet. Şimdi devam edelim. وَالْحَادِيَ عَشَرَ 11.si وَاوُ الْكَسَمِ yemin vavudur. Evet, vallahi derken yemin anlamı ifade eden bir harfi cerdir. نَحْوُ vallahi Allah'ın yemini olsun ki لَاَفْعَلَنَّ الْكَبَائِرَ büyük günahları elbette yapmayacağım. Yani asla yapmayacağım tabii, öyle demek lazım. Şimdi burada vav harfi cer Allah'ı mecrurdur. Peki burada vav'ın müteallak hangisidir? Heh, gizli bir uksimu fiili var. Öyle değil mi? Uksimu fiiline müteallıktır. Öyleyse Allah kelimesi uksimunun nesi olur? Mef'ulu bih gari sarih olur. Ve mahallen mensub olur. Öyle değil mi? La tabi buradan yani nefi oluyor. Nefi istikbal var ya. Dolayısıyla la ef'ale fil muzaridir. Fil muzar nefi istikbaldir. Altında ene faildir. Sonraki nunun şeddededir. El kebaira la ef'alenin nesi olur? El kebaira la ef'alenin mef'ulu bih sarih olur. Evet. Evet, yalnız vav'ın bir özelliği var. Ba harfi ceri, yani yemin anlamında olan, hani vallahi billahi diyoruz ya, ba harfi ceri hem isme yemin edersin hem de zamire. Yani bihi de dersin, billahi de dersin. Ama vav ise sadece isimme, isimlik kullanabilsin. Yani zamirde asla vavu kullanamazsın. Mesela vahu diyemezsin. Sadece isimlerde vallahi dersin, vel kalemi dersin, vel duha gibi mesela. Yani asla zamirler kullanılmaz. Vav ile ba arasında böyle bir fark var. Gelelim. Ve'l-thâni aşara 12. harfi cere. Ta'ul kasemi yemin ta'sıdır. Nahmu tallahi Allah'a yemin olsun ki le'ef'alennel ferâidâ mutlaka farzları yapacağım. Şimdi burada yine ta yemin anlamında bir harfi cerdir. Allah lafzını cer etmiştir. Ta'nın müteallakı nedir? Uksimu fiilidir. Ona müteallıktır ta. Öyleyse Allah kelimesi o uksimun nesi olur? Mef'ulu bih gayri salihi olur. Şimdi ta'yı vav'dan ve ba'dan ayıran özellik demiştik ba hem zamire hem de isme, yani ismi zahir diyoruz biz buna, kullanılır. Vav ise sadece isimde kullanılır. Ta ise sadece Allah lafzında kullanılır. Başka isimlerde kullanılmaz. Sadece Allah lafzında. Bir de ulema diyor ki şiirlerde de bulunduğu için bir de Rab kelimesinde de kullanılabilir diyorlar. Terabbil Ka'be, terabbil beyti. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki. Rab kelimesini de kullanabileceğini söylerler. Ama yaygın olarak sadece Allah lafzında kullanılır. İşte üç yemin harfi arasındaki fark budur. He, aynı değil. Şimdi burada dikkat edelim. La ef'alen. Buradaki la nefi lazım. Burada le ef'al, le. Buradaki le tehdit lazım. Mutlaka ef'ale yapacağım olabilir. Burada tehdit lazım gelmiş, burada nefi lazım gelmiş. Aradaki fark. Evet. Bu şekilde hem bağ, yemin olan bağ, yemin olan vav ve ta arasındaki farkları da böyle belirtmiş olduk. Evet. Burada kaldık. Şimdi uygulamaya geçeceğim çünkü. Ha, buraya kadar ezberliyorsunuz. Nasıl ezberliyorsunuz? Haftaya kadar harfi cerleri bu sırada istiyorum. Ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kef, hatta, rubbe, vavul, kasem, taul, kasem.